İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere rengarenk, göz alıcı yapraklarıyla çiçek severlerin ilgisini her zaman üzerine çeken yaprak güzeli çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Yaprak güzeli çiçeğinin botanik adı kolyoz olarak geçer. Ana vatanı Hindistan olan yaprak güzeli çiçeği bir ılıman iklim bitkisidir. Nemi ve suyu çok sever. Yaprak güzeli çiçeği yetiştirmek ve çoğaltmak çok kolaydır. Çok çabuk büyüyüp gelişebilen çok yıllık bir bitkidir arkadaşlar. Yaprak güzeli çiçeği yetiştirirken dikkat etmemiz gereken toprak seçimi, sulama ve güneş ışığıdır. Çok fazla toprak seçimi yapmayan yaprak güzeli her çiçek gibi geçirgen toprağı sever. Çiçeğimizi dikeceğimiz toprağı hazırlarken 1 bölü 2 oranında bahçe toprağı, 1 bölü 2 oranında torf karıştırarak drenaj delikleri açık, orta büyüklükte bir saksıya aldığımız çelikleri köklendirmeden dikebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz suda köklendirip de dikebilirsiniz. Bu şekilde de olur. Yaprak güzeli çiçeğini dikmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Sulamasına gelince yaz aylarında sıcak havalarda sık sık sulamak gerekir. Ama su miktarının çok fazla olmaması lazım. Susuzluğa dayanıklı bir çiçek olmadığı için susuz kaldığında yaprakları çabucak solar ama sulandığında tekrar canlanacaktır. Sık sık ve az su koymak gerekir. Suyu sevdiği kadar kökleri de hassas bir bitkidir. Aşırı sulandığında çok kolay bir şekilde kök çürümesi yapabilir. Işık ihtiyacına gelince güneş ışığını çok sever ama süzme ışık alan bir yere koyarsanız daha iyi olur. Direkt güneş ışığı çiçeğin yapraklarını yakar. Gölgeyi sevmeyen bir çiçektir. Yeterince ışık almadığı zaman yapraklarındaki renkleri solar ve matlaşır, yeşil bir renge döner arkadaşlar. Yaprak güzeli çiçeği ne kadar bol ışık alırsa yaprağındaki renkler o kadar canlı ve güzel olur. Yaprak güzeli çiçeği iki şekilde çoğaltılır. Birincisi tohumdan çoğaltmaktır. Yapı marketlerde, paketlerde kolyoz tohumu olarak satılan yaprak güzeli çiçeğinin tohumları ilkbaharda, Nisan ve Mayıs aylarında saksıya ekerek çoğaltabiliriz arkadaşlar. Saksıya ektiğimiz tohumlar 15 gün içerisinde filizlenir ve biter. 2 ay sonra bu büyüyen fideleri ayrı bir saksıya alıp büyütebiliriz arkadaşlar. İkincisi ise herkesin bildiği gibi çilekten çoğaltmaktır. Bu çok kolay bir çoğaltma yöntemidir ve çok çabuk tutabilen bir çiçektir arkadaşlar. Dalından aldığımız herhangi bir çeliği isterseniz suda köklendirin, isterseniz direkt toprağa dikebilirsiniz. Çok çabuk büyüyebilen bir çiçektir. Çok yıllık bir bitki olduğu için muhakkak en az 2 yılda bir kere budama yapmanız gerekir arkadaşlar. Yaprak güzeli çiçeğimiz ilkbahar mevsiminden sonra yaz mevsiminde tepesinden küçük tomurcuklar çıkartır ve gösterişsiz çiçekler açar arkadaşlar. Bu tomurcukları daha çiçek açmadan kopartırsanız iyi olur. Daha güzel gelişir çiçeğiniz. Eğer bu tomurcukları kopartmazsanız çiçek açarsa bu sefer çiçeğiniz kendisi gelişim göstermeyecektir. O yüzden muhakkak çiçeklerini tomurcuktayken kopartın arkadaşlar. Hem salon bitkisi olan hem de balkon ve bahçelerimizi süsleyen bu güzel çiçek hem çok kolay hem de çok çabuk büyütülebilen bir çiçektir arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim.